Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geniş fırçalarla, ahşap boyalarıyla kolay resim yapmayı göstereceğim. Kolay bir manzara resmi nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. Birlikte yapacağız. Öncelikle şöyle gelişigüzel evde bulduğumuz bir kaba boyalarımızı döküyoruz. Doğada kullanacağımız renkler, gökyüzü yapacağız, mavi bir beyazımız var, yeşillikler yapacağız, yeşil, sarı, kahverengimiz var. Şimdi maviyle, şöyle açık bir maviyle ben önce gökyüzümüzü boyuyorum. Şimdi boyam ıslakken ben biraz beyaz alıyorum fırçamın bir tarafına. Bakın şöyle. Bir tarafında mavi var fırçamın, bir tarafında beyaz var. Gökyüzümüz tamam. Şimdi çok fazla fırçamı yıkamama gerek yok. Aynı tonlarda renkler kullanacağız. Bu sefer alttan başlayacağım. Yeşilin en koyusunda, en koyu tonu. Şimdi asıl yeşilimiz şöyle. İlk başlangıca biraz kahverengi alıyorum. En önde görünen yerleri biraz koyu, karanlıkta bırakacağım. Şimdi tamamen yeşil alıyorum. Şimdi yeşil tarafına biraz sarı alıyorum artık. Şuradan birleştireceğim. Biraz da nemlendireyim fırçamı. Hatta biraz da gökyüzünün mavisinden. Yeşilin de kendi arasında bakın şöyle bir geçiş oldu. Şimdi buraya tepeler yapacağım. Tepeleri yapabilmek için yine fırçamın bir ucuna sarı, zaten öbür tarafta yeşil var, şuradaki renkler var fırçamda. Fırçamı hiç yıkamadım. Biraz da beyaz alıyorum. Hatta biraz da mavi. Gökyüzüne yakın bir renk olsun istiyorum, gökyüzüyle birleşen yere. Tepeciklerle doldum. Evet. Şimdi buraya canımız ne isterse onu yalnız önce bulutlarımızı unutmadan yapalım. Bulutlarımızı fırçayla da yapabiliriz ama herkesin kolayca yapabileceği, hiç resim yapmamış insanların bile yapabileceği şekilde göstermek istiyorum. Şöylesine bir sünger parçamız var. Nemli bir sünger. Biraz beyaz alıyorum süngerime ve süngerime yediriyorum. Müzik
Evet, umutlarımız doğdu. Şimdi buraya tabii ki ağaçlar istiyor gözüm. Uzaktan başlayarak ağaç yapmak için kullandığınız ucu bozulmuş, arası açılmış fırçalarınızı sakın atmayın. Ağaç yaparken bize o kadar çok lazım oluyor ki. Bakın şöyle ucu bozulmuş fırçalar. Bunlar. Kolay ağaç yaparken bizim çok işimize yarayacak. Şimdilik bu fırçayla işimiz bitti. Şimdi uzaktan başlayacağım ağaçları yapmaya. Uzaktaki renklerimiz nasıl flu ve açıksa, çok net değil, ağaçlarımızı da o şekilde yapacağım. Bakın yine zemini boyadığım yerdeki boyalarımla, fırçama başka boya almıyorum. Çok net renkler olmasın istiyorum. Şöyle çok uzaktan görünen. Sadece ağaç şekli veriyorum. Ya da tepede çalılıklar gibi. İsterseniz önde kalan yerlere çiçekler yapalım. Kolay çiçek nasıl yapılır? Şimdi biraz yeşil aldım fırçama. Bir ucuna da azıcık sarı alıyorum.
Yeşil köpeğimiz hazır. Şimdi çiçeklerini yapabiliriz. Renk yapalım, mor yapalım. Şimdi rengimi önce tek renk olarak sürüyorum. İstersen bunu fırçanın büyüklüğüne göre bir tarafına açık renk, bir tarafına koyu renk de alabilirim. Hemen şimdi biraz açık renk alıyorum. Buradaki renklerim kurumadı. Belki bunlara birer sap gerekiyorsa, çok önde oldukları için tabii ki. Biraz arkada olsalar bu kadar ayrıntı detaya gerek yok. Evet, leylaklarımız oldu. Şuraya da yerde çiçek öbekleri, sarı papatyalar olabilir. Öbekleri yaparken ana rengimizi hiçbir zaman kapatmıyoruz. Yani ilk sürdüğümüz rengi. Ara ara kalıyor. Sadece aydınlıkta kaldığını düşündüğümüz yerlere açık renkle dokunuşlar yapıyoruz. Evet, son dokunuşlarımızı da yapalım. Şimdi gökyüzü bomboşken bir iki kuş uçması gerekiyor sanki. Bakın ne kadar kolay, kısa bir sürede çok güzel bir manzara yaptık. Hadi sizlere kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.